Bir de Entity Framework tarafına da bakalım. Bu da Microsoft'un ORM'i. Özellikle .NET Core'la birlikte arkadaşlar Microsoft'ta bir hata kalktı. .NET Core'la birlikte her şeyini açık kaynak kod yaptı. Entity Framework'ta arkadaşlar açık kaynak kod bir ORM sistemi şu anda. Burada basitçe ORM nedir diye başlıyor Entity Framework anlatıyor. Bakın database arkadaşlar data tipleri, klasik bir ORM, mapping işlemleri. Artık bunlar arkadaşlar klasik. Burası sizin görsel tarafınız uygulamanızın. Burası Entity Framework tarafı veri tabanıyla haberleşiyor arkadaşlar. Aynı konular. Burada arkadaşlar mimarisine ait bir bilgi var. Katman katman. Özellikle burada arkadaşlar session değil de object context üzerinden yürüyor işlemler. Onu size söyleyeyim. Bir tane object context üretiyorsunuz. Onun üzerine arkadaşlar bağlantınızı vesairenizi yapıyorsunuz. Entity Framework'ın son 6'sı çıkmış sanırım arkadaşlar. Ama bu zamanla değişebilir. Yeni özellikler gelebilir arkadaşlar. Şu anda gittikçe gelişmekte olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Database tarafı arkadaşlar. Bakın normalde database tarafını şöyle tasarlıyorduk. Bir tasarım yapmış. Arkadaşlar burası data model tarafı. Evet, şuradaki yapıya uygun şekilde arkadaşlar. Burası data context dediğim kısım arkadaşlar. Bu data context kısmı sizin veri tabanıyla ve konuşacağınız ve hangi alanlarla, örneğin students tablosuyla konuşacağım, employees'la. Bunları da arkadaşlar DB set deniyor. DB setler de belli bir sınıfa bağlılar arkadaşlar. Örneğin student diye bir sınıf var. Bu açıdan o student sınıfı da arkadaşlar student sınıfa ait özellikler arkadaşlar var. Çok çok benziyor bu açıdan Hibernate arkadaşlar. Burada enrollment, burada da kurs diye arkadaşlar bir bölüm var. Burada arkadaşlar add student'ı nasıl yaptığını dikkatinizi çekerim. Bir tane student yaratıyor. Bu student bir sınıf olduğunu söylemiştim size. İçinde last name varmış, first name ve date bilgisini var. Bunları alıyor arkadaşlar. Student'ı ekle diyorsunuz. Bakın insert yazmadım. Ardından arkadaşlar save change diyorsunuz. Save change dediğinizde arkadaşlar insert sizin için otomatik olarak yazılıyor. Var olan bir kaydı değiştirme. Öncelikle arkadaşlar o kişiyi buluyorsunuz. Tabii bu bulma işlemi var. Ha, işte bu diyeceksiniz. Bu hocam ne? Hocam nereden geldi? Bu arkadaşlar Lingo. Lingo diliyle arkadaşlar arama yapıyorsunuz. Context students içinde. Eğer bulduysanız arkadaşlar Ali'yi git tek kayıt döndür diyorsunuz. Tek kayıt döndürüyor. Last name'ini şu yap diyorsunuz arkadaşlar. Save change diyorsunuz. Git. Delete yaparken de arkadaşlar kayıt arıyorsunuz. Buluyorsunuz. Tek kayıt döndür diyorsunuz. Çünkü tek kayıt üzerine işlem yapacaksınız. Remove diyorsunuz. Şunu çıkar diyorsunuz. Save change diyorsunuz. Arkadaşlar delete sizin için yazıyor. Bu da çok çok dikkat ettiyseniz benziyor arkadaşlar diğer tarafa. Artık delete yok, insert yok, update yok. Select yazmak için arkadaşlar şöyle bir yapı kullanabiliyorsunuz. Biraz SQL'e benzetmişler aslında. Onu da size söyleyeyim. Lingo'nun bazı özelliklerini de vereceğim arkadaşlar. Dersin sonuna da varıyorum. Burada arkadaşlar diyagramlarınızı buradan tasarladınız. Burası arkadaşlar kavramsal Entity Data Model kısmı arkadaşlar. Bakın burası veri tabanı kısmı değil. Burası arkadaşlar şu an Visual Studio'nun içinde duran bir diyagram çizdiğiniz bir yer. Çizdiniz. İlişkileri tasarladınız. Çok güzel. Arkadaşlar diyorsunuz ki kodları üret. Sizin için gidiyor arkadaşlar. Şunların sınıflarını üretiyor. O get setleri yazıyor. Ve arkadaşlar artık üretilmiş bir kod karşınızda duruyor. Kontekst hazır. Artık ister et yap onu, istersen içinden bilgi sil, update yap. Çok çok daha kolay arkadaşlar. Tabi burada diğer tarafı da arkadaşlar oluşturabilme şansınız var. Onu size söyleyeyim. İlişkiler. Bakın arkadaşlar ilişkiler şöyle tanımlanıyor. Kod tarafında ilişkiler. Bakın student. Student'ın arkadaşlar array'ları var. E-collection şeklinde. Yani birden fazla arkadaşlar. Bir array gibi. Şunlar. Burada arkadaşlar çeşitli connection tiplerini görüyorsun. Many to relations demiş. One to one'a demiş arkadaşlar. Bunları yapabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar konu sayısı çok çok fazla. O açıdan alt bölümlere doğru girmeyeceğim.
Örneğin sadece önemli gördüğüm bölümleri anlatayım arkadaşlar. Burası Code First Approach arkadaşlar. Başta kod bölümünü yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar Database First olabilir. Code First, Database First. Yani başta database tasarımınızı yapabilirsiniz. Model First yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelden hem kodu üretebilirsiniz hem database üretebilirsiniz. Artık burada elinizde bir veri tabanı arkadaşlar varsa o veri tabanı alırsınız Database First'te. Alın arkadaşlar. Onun modelini de üretin. Üzerine arkadaşlar bir de kodu üretin. Bu sayede arkadaşlar işlemleriniz çok hızlanıyor ve sınıf yazmak zorunda kalmıyorsunuz arkadaşlar. Veri tabanına bakıyor, o sınıfı sizin için oluşturuyor. Model first, database first. Database'ten başladım. Bakın arkadaşlar tabloları burada gösteriyor. Database first yaklaşımı yaptığınızda şuradan arkadaşlar seçtiğinizde tık 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 otomatik yapılacak. Arkadaşlar transactionlar, view'ler, indeksler, birçok stored prosedürler kullanma, native SQL kullanma arkadaşlar, enum desteği, asenkron query'ler çalıştırma gibi birçok konuda arkadaşlar burada var. Bakın burada lazy loading nasıl yapılır, eager loading nasıl yapılır gibi arkadaşlar burada örneklere kadar birçok örnek içeren arkadaşlar bilgiler var. Burada bir tane örnek bilgisi de var arkadaşlar. Bunu da inceleyebilirsiniz. Ama bayağı uzun diye tahmin ediyorum. Evet. Ama genel olarak arkadaşlar mantığı aynı. Entity Framework'te arkadaşlar bizim için daha az veri tabanı için kod, veri tabanı tarafı için daha az kod yazmamızı sağlıyor. Ve daha etkin şekilde yönetebiliyoruz. Ayrıca arkadaşlar veri tabanımızı çok rahat, daha rahat şekilde değiştirebiliyoruz.